dernek üyelerine her zaman gururla söylediğim şeydir ki, Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubesi'nin hem bir üyesi olmak hem de ilk erkek üyesi olmaktan dolayı da gurur doluyum. O yüzden sahnede verdiğim savaşın aynı zamanda bir alan çalışmasıyla bizim büyük milletimizin bu güzel insanlarına ulaştırmada her zaman için Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin çok büyük bir payı oluyor. Ve bir gün aydınlık günleri birlikte el ele verip gülümserken bunda Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin ama özellikle de Maltepe Şubesi'nin çok büyük bir katkısı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Sevgili dostlar. Ben bu akşam sevgili dostlarım Yeşim ve Aytaç Solak çalarken o güzel şarkılarını, türkülerini şiirlerle eşlik edeceğim onlara. Hazırladığımız şiirler var elbette ama olur da sizin için çok özel bir yeri olan bir şiir vardır. Olur da hadi bir de şu şiir de olsa ne güzel olur dediğiniz bir şiir vardır. Onlara da bana iletirseniz onları da size okuyup size özel seslendirmeye çalışacağım efendim. Bütün şiirleri birazdan şu koltuğa oturarak okuyacağım. Ama ilk okuyacağım şiiri ayakta okuyacağım. Bunun bir nedeni var. Çünkü zil çalıyordu ve biz okulda bahçede toplanıyorduk. Ta 1933'ten beri Mustafa Kemal'in izniyle, Mustafa Kemal'in beğenisiyle biz bunları yapıyorduk. Ama hani diyor ya, yurdumu alçaklara uğratma sakın diyor ya. Yurdumuz alçaklara uğramış ki onu şimdi kaldırmak istiyorlar. Meğer ben ilkokulda 5 yıl boyunca okul günlerinde her sabah dünyanın en güzel şiirini okuyormuşum. Bunu emin olun geçen hafta anladım. O yüzden böyle bir geceye de o dünyanın en güzel şiirini ve ayakta okuyarak sizleri selamlayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bir arkadaşımız çıkıyordu ve şöyle başlıyordu. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. Küçükleri korumak, büyükleri saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, daha ileriye gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, Gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime, an içerim, varlığım, Türk varlığına, armağan olsun, ne mutlu Türk'üm diyene, Ben ayakta okuyayım diyordum. Siz de ayağa kalktınız. Aytaç yaptı bu mikrofonu da. Dediğim gibi bazı şeyleri nedense kaybettiğimiz anda anlıyoruz. Fakat meğer dünyanın en güzel şiirini biz okumuşuz her sabah. Yok ben demedim. Ben düşünmüyorum ama ben sizi
efendim. Sağ olun. Efendim, eğitimin milli eğitim olduğu zamanlardı. Gelmiş geçmiş en büyük ve hatta uzunca zamandır da tek milli olan Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve oğlu Can Yücel ile başlıyoruz. Çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlatsam bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu. 40'ı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım ben bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüme gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin. Daha başka türlü aşklar, geniş sevdalar için. Açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı seviyorum.